Selam yumurseverler, bugün YouTube'a başlamak için neler gerekli, hangi ekipmanları almalısınız vesaire bunlardan bahsedeceğim. Niye bu videoyu yapma gereği duydum derseniz, bu ekipman seçimlerinde her biri için böyle çok uzun zamanlar harcadım. Çünkü hani pek çok video var bununla ilgili fakat o kadar abartıyorlar ki işte green screen'ler, ana kameralar, yan kameralar, softbox'lar vesaire böyle. Hani böyle sanki cebinizden böyle bir 5-10 bin lira harcamadan YouTube'a başlayamayacakmışsınız gibi bir izlenim oluşuyor, göz korkutuyor. Benim YouTube geçmişim şu an itibariyle bir 6-7 aylık süreç. Bu 6-7 aylık süreçte bayağı bir ekipman aldım ve en son şu görmüş olduğunuz kamerayı aldım. Yani kameramı en son aldım. Buna rağmen kanal güzel bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Yani başlangıçta hiç masraf yapmadım vesaire. Bunları işte hem aklınızda yani orijinal bir fikri olanların kanal açmak isterse neler yapması gerektiğine dair bir fikri olsun istiyorum. Hem de kanalın hikayesini dinlemek isteyen varsa dinleyebilir. Şimdi ilk videolarımdan başlayalım. Benim ilk videolarım Hearthstone ve Pokemon Go videoları üzerineydi. Hearthstone videoları neredeyse hiç izlenmiyordu çünkü ülkemizde çok rağbet gören bir oyun değil. Pokemon Go'nun tam böyle patladığı döneme denk geldi. Onunla ilgili rehberler hazırlıyordum. Bu rehberleri hazırlarken kullandığım sadece iki şey vardı. Bir, webcam. Herhangi bir para harcamadım. Laptopun webcamini kullandım. İkincisi de şu gördüğünüz kulaklığın mikrofonuydu. Yani bu kulaklık tamam dandik bir kulaklık değil fakat bu mikrofon bayağı dandik bir mikrofon. Yani bir 5 liralık mikrofondan alacağınız performansın aynısını veriyor. Kısacası YouTube'a başlamak için harcadığım para 0. Evdeki şeylerle, imkanlarla çekebildiğim videoları çektim ve bu Pokemon Go videoları 50 bin ile 220 bin arasıydı sanırım. İzlenmelere ulaştılar yani. O anın trendini yakaladığım için diyeyim. Güzel izlenmeler aldılar. Videolar çok kaliteli değildi ama yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalıştım. O videoların hepsini sildim şu an kanal konseptini değiştirdiğim için. Onlar beni birazcık YouTube konumlandırmasında kanalın durumunu değiştiriyordu. Oyun videolarını o yüzden silmek zorunda kaldım. Fakat neredeyse toplam 1 milyonluk falan bir izlenmeyi geçen ay sildim yani. Sonra En Kötü İntrolar serisine başladım. En Kötü İntrolar serisinin ilk bölümünü yine bilgisayar başında webcam ve bu mikrofonla çektim. Yani kısacası hala harcadığım bir şey yoktu. Para yoktu. Fakat kanalımı ben hani bilgisayar başında çektiğim videolardan oluşan bir kanal istemiyordum. Çünkü bu daha çok tepki kanalı gibi gözüküyor o zaman ve ben tepki kanalı konseptinden sıyrılmak istiyordum. Bu yüzden bir tripod aldım. Aldığım tripod 70 ya da 72 lira gibi bir şeydi kargo dahil olarak. Ve benim boyum uzun olduğu için birazcık pahalısını aldım. Yani 72 lira pahalıydı aslında. Yani tripod alacak olursanız böyle 2000 liraya bile tripodlar var ama sadece kamerayı sabit tutmasını istediğim bir şey olduğu için bunu tercih ettim. Yani boyunuz hani 1.75'in altında falansa 30-35 liraya bile o boylarda amatör tripod bulabiliyorsunuz. Ondan sonraki tripoddaki videolarımı şeyle çekmeye başladım. Telefonumla çekmeye başladım. Burada da şöyle bir sıkıntı olmaya başladı. Ses. Yani ses muhtemelen YouTube'da görüntüden daha önemli olan tek şey olabilir. Çünkü hani görüntü şu ana kadar çektiğim bu video dahil olarak hepsini telefonumla çektim. İdare eder bir görüntü kalitesi veriyor. Fakat ses kötü olduğu zaman insanlar direkt hoşlanmıyor bundan yani. Ben de ses kötüyse tahammül edemiyorum genelde. Özellikle kulaklıkla dinliyorsam ve o arkada böyle hışırtılar varsa, ses kötüyse falan genelde o videoyu kapatırım. O yüzden olabilecek en ucuz mikrofon arayışına girdim ve bir yaka mikrofonu aldım. Fakat bu yaka mikrofonu da istediğim şeyi vermedi. Çünkü ben videolarımda yüksek sesle konuşuyorum ve yaka mikrofonu yüksek sesi patlatıyor. Dolayısıyla burada boşu boşuna bir 80 liralık mı ne masraf yapmış oldum. Yani o mikrofon benim hiçbir işime yaramadı. Ve bu mikrofon arayışına girdim. Şu an kullandığım mikrofon yine hala aynı mikrofon. Rode Video Micro diye bir mikrofon. Normalde DSLR kameralar için yapılmış. İçinden şöyle bir kablo çıkıyor. Bunu DSLR kameralara yani şöyle kameralara veya handicamlere falan bağlayabiliyorsunuz. Telefonla kullanmak için buna çok benzer. Sadece şuradaki jack'ı değişik olan bir kablosu var. Bu mikrofon 240 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anki dolar kuruyla birazcık daha fazla olabilir. Oraya takılı olan kablo da 50 liraydı. Fakat o 50 lirayı ben sonradan boşuna harcadığımı fark ettim. Çünkü o kablo bildiğiniz basit hani şu çift girişli bilgisayar kulaklıkları var ya onları teke düşüren kabloyla aynı işi yapıyormuş. Yani 3-4 liraya da bunu çözebilirdim. Kısacası yaptığım en büyük masraf buydu ve 250 liraydı. 250 liralık masrafla çok uzun bir süre idare ettim. Çünkü o zaman yazdı. Şuradaki arkamda gördüğünüz perdeleri açtığım zaman odaya zıngıl gibi şey giriyor. Boydan bir cam var orada. Işık giriyor.
O ışık telefonun kamerası ve sadece bu mikrofonla idare eder, ortalamanın üstünde bir kaliteye ulaşabildim. Sonra bu dertler bitmiyor tabii ki. Yaz bitti ve hava kararmaya başladı. Dolayısıyla hava karardığı zaman içeri giren ışık yetersiz oldu. Yani odamda da ışıklar var ama bunlar ne yaparsanız yapın yeterli gelmiyor ve dolayısıyla görüntünüzde grenlenme başlıyor. Yani böyle noktacıklar falan başlıyor ve hani zaten ortalama olan görüntünüz daha da düşüyor. Bunu çözmek için de akla ilk gelen şey softboxlar. Fakat softboxlar çok büyük, çok büyük ayakları var, toplayamıyorsunuz vesaire. Yani benim odama iki tane softbox'ı koyacak alanım maalesef yok. Burada da şöyle bir çözüme gittim. Şu görmüş olduğunuz lambayı Çin'den AliExpress'ten sipariş ettim. 60 dolar fiyatı vardı. O zaman dolar bu kadar da yüksek değildi. Fakat yanında bu bataryayla ve adaptörle çalışabiliyor. Yanında batarya ve şarj aleti de sipariş etmiştim. Sakın yani böyle bir şey almayı niyetiniz varsa Çin'den sakın batarya almayın. Hiçbir işe yaramıyor. Bir şey 2-3 gün sonra 5 dakika çalıştırmaya başladı bunu. Bildiğiniz standart bir tane modem adaptörüyle kullanıyorum ben şu an bunu. Üstünde beyaz ama gün ışığı tonlarında ledler var ve sarı ledler var. Kısacası sıcak bir ışık veriyor ve softboxlardaki o soğuk hava olmuyor. Ben videolarımda o beyaz böyle soğuk bir hava olsun istemiyorum. Hafif böyle yani tenimin rengi belli olsun istiyorum en azından. Hani böyle daha samimi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu küçük olmasına rağmen fazlasıyla işimi gördü. Bunu şu taraftan koyuyordum. Pencereden gelen ışıkla birlikte iki tarafın ışığı eşitleniyordu. Sonra hava iyice karardı ve bu ışık da yetersiz gelmeye başladı. Bunun ikincisini aldım. İkincisi için bir tane de monopod aldım. Monopod tripodun tek ayaklı olanı. Dolayısıyla hiç yer kaplamıyor. Yani şu an şurada duruyor. Bir resmini eklerim nasıl bir şey olduğunu görmeniz için. Şöyle yani yerde kapladığı alan şu kadar dümdüz duruyor ve dolayısıyla yine yer kaplamıyor. Yani dar bir alan aslında amatör bir stüdyoyu kurmuş oldum ve bu masrafların hepsini YouTube'dan gelen paralarla işte taksitle vesaire aldım. Kısacası ekstra yani cebimden harcadığım bir para sadece şu tripod oldu. Yani ilk aldığım şey oydu. O zaman YouTube'dan bir gelirim yoktu. 70 lira cebimden harcadığım para oldu. Onun dışındaki her şeyi YouTube'dan gelenlerle aldım. Yani özetle şuna getiriyorum. Aklınızda bir konsept varsa bunu yapabileceğinizi düşünüyorsanız harcamanız gereken bir para yok aslında YouTube için. Yani gözünüzü korkutmayın ama lütfen daha fazla yani böyle artık klişeleşmiş kanallardan aklınızda varsa başlamayın lütfen. Bunaldım çünkü artık o aynı kanallardan görüp durmaktan. Hangi kanallar olduğunu söylemeyeceğim. Şimdi gelelim son ekipmana. Şu görmüş olduğunuz yeni arkadaşım. Daha bununla bir video çekemedim. Bu videonun devamını birazdan bununla çekebilirim fakat. Neredeyse 2 haftadır deli gibi bunu araştırıyorum ve dolar daha fazla yükselmeden aradan çıkartmak istedim açıkçası. O yüzden biraz acele ettim. Yoksa bir süre daha telefonla idare etmeyi düşünüyordum. Birazcık aceleye geldi yani. Son 2 haftadır kanala düzensiz video gelmesinin sebebi de tamamen bu. Deli gibi işte forumlarda, videolarda vesaire ne almam gerekiyor diye araştırıyorum. Ve acayip kafa karıştırıyor. Fakat aslında kamera seçimi çok basit olmasına rağmen o kadar böyle dallandırıp budaklandırmışlar ki. Yani 2 haftam ziyan oldu diyebilirim. Böyle 5 dakikalık bir videoda benim ihtiyacım olan şeyleri söyleyebilecek birisi olabilirdi. Kamera seçiminde en çok dikkat etmeniz gereken şey şu body'si, kameranın body'si. Size teknik olarak neler sunuyor, nereleri netleyebiliyor, kaç FPS'te nasıl video çekiyor vesaire bunlar. Ve benim istediğim şey kesinlikle şu döner ekranın olmasıydı. Çünkü şu an kendimi göremiyorum ve video ne halde bilmiyorum. Bununla ilgili çok problem yaşadım. Telefonda yaşadığım en büyük problem bu. Video bazen odaktan çıkıyor, bir şeyler oluyor ya da yarıda kesiliyor. Benim bundan haberim olmuyor. Bu çok büyük bir problem. O yüzden kesinlikle döner ekran almak istiyordum. Burada da seçenekleriniz aslında direkt 3'e düşüyor diyebiliriz. Canon, Nikon, Panasonic. İlk aklımdaki model Panasonic G7 modeliydi. Türkiye'de çok pahalı, yurt dışından almayı düşünüyordum. Yani yurt dışında 500-600 dolarlık bir model Türkiye'de 4500 liraya satılıyor. Kısacası saçmalık. Kameranın teknik özellikleri çok güzel. İşte 4K video çekiyor, 1080p'de 60 FPS çekiyor vesaire. Fakat şöyle bir şey gördüm. Renk sıcaklığı çok kötü ve ben bu soluk renklerden hiç hoşlanmıyorum. Dolayısıyla Panasonic'i kafamdan sildim. Sonra forumlarda bir amcanın yazısını gördüm. Böyle 50'li yaşlarında falan da sanırım. Nikon D5500 modelini öyle bir övmüş ki. Dedim benim almam gereken model kesinlikle bu. Yani adam Nikon'un sahibi olsa o kadar övmez. Dedim kesinlikle ben bu modeli almalıyım. Bu benim istediğim her şeyi veriyor. İşte 1080p 60 FPS var vesaire. İşte teknik özellikler süper. Bataryası çok gidiyor vesaire. Fakat birazcık araştırdıktan sonra öğrendim ki Nikon'ların şu lensin optik sabitleme sesi o kadar yüksek ki boom mikrofonunu kullandığınız zaman o ses sürekli olarak mikrofona yansıyor. Yani dahili mikrofonuyla zaten video çekimi için kullanmanız imkansız. Böyle bildiğiniz sizin sesinizden çok motor sesi duyuyorsunuz. Boom mikrofon takmanıza rağmen mikrofon direkt lensin üstünde olduğu için yine o ses geliyor. Kısacası
Nikon'u da video çekimi için elemek zorundasınız. Fotoğraf kısmına girmiyorum. Bakın işte buraya marka delisi birisi gelecekse lütfen gitsin. Burada derdimiz video çekmek. Video konusunda Sony gerçekten çok iyi. Fakat şu döner ekran mevzusu yok. Birkaç modelinde işte yamuluyor falan ama tam olarak kendinizi göremiyorsunuz ve çok pahalı. Kısacası Sony'yi de aradan çıkartıyoruz. Araya tek bir şey kalıyor. Canon. Canon'un giriş ve orta seviye makinelerde sunduğu video özellikleri aşağı yukarı aynı. 1080p 30 fps, bunun üstüne çıkan neredeyse yok. Çıkan modeller çok pahalı. Kısacası 1200D gibi giriş modeli bir şey alsanız da bunun gibi 760D işte giriş seviyesinin en üstünü alsanız da aşağı yukarı alacağınız kalite aslında aynı. Benim bu modeli tercih etmemin tek sebebi bir, fotoğrafa da ilgiliyim. Kısacası bununla fotoğraf da çekmek istiyorum. İkincisi de bunda kullanılan işlemci biraz daha üst seviye ve çok fazla odak noktası var. 19 tane mi neydi? Kısacası kamera karşısında istediğim gibi hareket etsem de her türlü beni odaklayacak bir kamera. O yüzden azıcık paraya kıydım. Yani normalde bu kadar harcamama gerek yoktu sadece video için olsaydı. Fakat harcamış bulundum. İkinci kısım lens. Bu benim kafamı body'den daha çok kurcaladı. Çünkü şu işte milimetreler, f değerleri vesaire böyle insanı bayağı bir bunalıma sokuyor. Bir de crop sensör, full frame gibi şeyler var. Bir kere bilmeniz gereken ilk şey giriş seviyesi ve orta seviye makinelerin hepsi crop sensör, yani sensörü küçük. Buna birazdan geleceğim. İkinci bilmeniz gereken şey şu milimetre değerleri. Bu milimetre değerleri şu an bunun üzerindeki lens 18 ile 135 arası. Bu şekilde bir sürü lens görebiliyorsunuz. En çok görebileceğiniz 18-55. Burada bu rakamlar şu işe yarıyor. Rakam ne kadar küçükse sizin aynı mesafede alacağınız şey görüntü boyutu genişliyor. Yani mesela 50 mm'lik f1.8 lens var, böyle bayağı ünlü bir şey ve ucuz. Bayıldım çekilen görüntülere, video şeylerini falan izledim, böyle tam olarak istediğim şey işte arkası flu, ben aşırı netim vesaire böyle. Fakat şöyle bir sıkıntı var. O lensi kullanmak için crop sensörlü, yani bunun gibi orta seviye veya giriş seviyesi bir makinede bunu kullanmak için kendinizden, ya yani şu görüntüyü almak için kamerayı 3 metre ileri götürmeniz lazım. Benim burada o kadar alanım yok. Kısacası bu lensi kafamdan sildim. Kısacası bana 24 milimetre ve altında bir şey lazımdı. Bunları biraz araştırdıktan sonra birazcık pahalı olduklarını gördüm. O yüzden stop lensle almayı tercih ettim. Biraz, yani bütçeniz daha varsa kesinlikle şey yapabilirsiniz. Yani 24 milimetrelik falan lens alabilirsiniz. F değeri düşük olan. F değeri de ışık seviyesi. Lensin ne kadar ışık aldığını gösteriyor. Bunun dışında ISO'ya falan girmeyeceğim. Bunları videoda genelde otomatikte bırakırız diye düşünüyorum çünkü. Daha çok kurcalamadım ama ISO ne kadar verebilirse o kadar iyi, ama yüksekte kullanırsanız görüntü bozuluyor. Sadece bunu bilmeniz yeterli bence ISO ile. Yani odadaki ışığa göre tutabildiğiniz kadar düşükte tutmanız önemli sadece. Şimdi isterseniz bu kameraya geçelim. Benim de bununla çektiğim ilk video olacak ve ben de bir görüntü kalitesini görmüş olacağım açıkçası. Şu anda aynı ışık şartları, kamera otomatik modda ve tripodta aynı konumda olarak videoya devam ediyorum. Umarım görüntü kalitesinde beklediğim kadar bir fark vardır. Otomatik modda olduğunu söylemiştim sanırım, yani hiçbir ayar yapmadım şu an. Sadece kamera ne veriyorsa o. Son olarak kısaca bir toparlayalım. YouTube'a başlamak için cebinizden hiçbir şekilde para harcamanıza gerek yok. Yani ekipmanım yok diye aklınızdaki bir şeyi erteliyorsanız veya yapmıyorsanız bunu bırakın. Tek ihtiyacınız olan bir telefon veya dediğim gibi sadece bir webcam gibi şeylerle başlayabiliyorsunuz. Eğer zaten orijinal bir içeriğiniz varsa sizi takip edecek insanlar bu kaliteye, işte sese, görüntüye bir süre tahammül edebilirler diye düşünüyorum. Yani ben böyle bir kitleye sahip olduğum için şanslı mıyım bilmiyorum. Fakat görüntü kalitesi için bugüne kadar hiç şikayet almadım. Sadece dediğim gibi ilk bölümlerde ses için şikayetler vardı. Bu konuda da haklılar. Yani haklısınız, bir şey diyemem. Ben de hoşlanmıyorum ses kalitesinin kötü olmasından. Görüntü konusunda da bana baskı yapmadığınız için gerçekten teşekkür ederim. Yani bir 6 ay bile sürmüş olsa sonunda görüntü kalitesini güzel bir seviyeye getirebildiğimi düşünüyorum. Bu kameraya 6 ay boyunca taksit ödeyeceğim. O yüzden lütfen beni izlemeyi bırakmayın. Çok zor bir duruma düşebilirim. Sanırım çok fazla teknik ayrıntı inmeden pek çok kişinin aklındaki soruları cevaplamışımdır diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.